Bu bölümde de Adafruit Kütüphanesi'nde yine yazdığımız kodlardan esinlenerek burada bir buton oluşturup bu butonun kontrolünü sağlayacağız. Yani bu butonla LED'imizi yakıp söndüreceğiz. Aslında burada yapacağımız işlem de uzaktan pin kontrolü olacak. Bakın yeni bir feed oluşturuyorum. Bunun ismi LED olsun. Şöyle. Dashboard'a girdik. Deney app var burada. Bir tane yeni bileşen oluşturalım. Create new. Toggle olsun. Açma kapama düğmesi. Bunu da LED üzerinden işlem yapacağız. Title vermek zorunda değilsiniz. Butonun konumları on ve off ya da aç ya da kapa şeklinde de bunu düzenleyebilirsiniz. On olduğu zaman gönderilecek değer ve off olduğu zaman gönderilecek değerleri yazdık. Ayrıca PWM de yapabiliriz. Dilerseniz bunu da değiştirebilirsiniz. Test value diyor. Bu çok önemli değil. Bu şekilde kalsın. Create block diyelim. Aşağı iniyoruz. Bakın toggle butonumuz buraya gelmiş vaziyette. Bunu da üste alalım. Edit diyelim. Şunu üste çekelim. Bunu kullanacağız. Artık diğerlerini kullanmayacağız. Layout'a save dedik. Şunları acaba biraz daha üste alabilir miyiz şöyle? Tamam. Bakın buralara da taşıyabilirsiniz dilerseniz. Ben artık bu sensörleri kullanmayacağım için altta tutuyorum. Kaydettik. Şimdi benim bir butondan beklentim ne? Bakın bastığım zaman on, bastığım zaman off konumlarına geçecek. Dolayısıyla buradan bir tetikleme yapıp LED'in konumunu değiştirmesini bekleyeceğim. Şimdi bizim burada sıcaklık sensörü ile ilgili kodumuz var. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Şimdi değişiklik yapacağımız alanlar var mı? Buna bakalım. Bir de şurada bir tane dokümantasyondan faydalanmıştım. Adafruit Publish, hatta şuradaki koddan da biraz faydalanmıştım. Şuradaki işlemde değişiklik yapacağız. Adafruit MQTT Publish kısmının bir de bize subscribe olacak kodu lazım. Publish ederken karşı tarafı gönderiyoruz. Alırken de bakın sub yazıyorum. Subscribe olmamız lazım. Buradaki dokümantasyondan da farklı projeler için de yapacağınız işlemleri kontrol edebilirsiniz. Zaten buradaki temel işlemleri biz yaptık. Publish etmek için yapılacak şeyleri söylüyor. Subscribe olmak için de bakın şöyle subscribe, MQTT subscribe, on off button şeklinde bir tanımlama yapmış. Bunu da Adafruit MQTT subscribe'a göndermiş. MQTT on off feed şeklinde tanımlamış. Şimdi kodları yazdığımız zaman daha net anlaşılacak. Bizim burada değişiklik yapacağımız alanlar nedir? Mesela ben artık bu DHT kütüphanesine, doğru dosya üzerinde mi çalışıyoruz? Evet. DHT kütüphanesini ben artık kullanmayacağım. Deneyen kütüphanem olacak. Bağlantıyı bu şekilde yapacağız. Yine DHT kütüphanesini kullanmayacağım için, daha doğrusu DHT'yi kullanmayacağım için burayı siliyorum. Artık bakın pub yapmayacağız. Adafruit pub yapmayacağız. Sub işlemi yapacağız. O halde şurayı komple silelim. Buradan da şunu silip publish işlemine subscribe diyelim. Bakın bu da bir fonksiyon olduğu için, bu şekilde kütüphaneden geldiği için tanımlanmış. Butonumun ismini tanımlıyorum. Ne olsun bunun adı? Kullanacağım. On off button dedik. Burada yine publish yayını yapmayacağız da subs subscribe yayını yapacağız. Şunu siliyorum. Peki nereye yapacağız? Yine MQTT nesnesi üzerinden yapacağız. IO username bunu zaten buradan alıyordu. Feeds'in içerisinde bakın bu sefer benim hangi feeds'im üzerinde işlem yapacağım? Let feeds'i üzerinde işlem yapacağım. Tekrar dashboard'a döndük. O halde buradaki feeds'i let olacak şekilde değiştiriyorum. Bunun üzerinde ben değişiklik yapacağım diyorum. Bu bağlantı ile ilgili ayarlara karışmıyoruz. Tekrar değişiklik yapmıyoruz. Buraya kadar zaten bulut sistemine bağlanma ile ilgili ayarlar var. Yine DHT'yi burada devre dışı bırakıyorum.
kablosuz ağ bağlanıyor. Bunlarla ilgili ayarlar var Void Setup kısmında. Bir de pin mod tanımlamasını yapacağım. Pin mod D0 virgül output diyorum. D0 pinle bir tane ben led bağlayacağım. Buraya da noktalı virgül koyduk. Devam edelim. Bakın burada sıcaklık gönderiliyor vesaire. Ya da şurada float nem değeri. Benim bunlarla işim yok. Bunların hepsini siliyorum. Nem değerini de karşı tarafa göndermeyeceğim. Burayı da siliyorum. Hatta buradaki bekleme süresini de silelim. Kendimize göre düzeltelim. Bakın void loop'u komple temizledik. Şimdi buraya bir nesne atmam lazım. MQTT nokta subscribe parantez içerisinde şöyle ile işareti hangi metoda uygulayacağım bunu on off button'a uygulayacağım. Yukarıdaki fonksiyona yani. Bir tanımlama yapalım burada. Int led'imiz olsun. Eşittir. Hatta buna led 1 diyelim. Başlangıç değeri 0 olsun. Bir de string'e ifade ihtiyacımız var. Çünkü gelen değer karşı taraftan gelen değer char veri tipinde olacak. Biz bunu string'e çevirip gereksiz karakterlere atacağız. Doğrudan çünkü integer'a çeviremiyoruz. Sonrasında string'i integer'a çevirmemiz lazım. String let 2 eşittir. Böyle bir string tanımlaması yaptık. En ilkel tanımlamayla biz buradaki veriyi char olarak gelen veriyi aslında oradan byte olarak gelecek. Biz görüntülemek için char'a dönüştürmemiz lazım. Bunu da string'e çevirdikten sonra integer'a çevireceğiz. Şimdi şurada burada alabileceğimiz kod var mı? Metot yok. Siteye bakalım. Şurada uzun bir kod yapısı var. Subscribe olmayla ilgili. Bakın şu metodu kopyalıyorum. Wait for subscription mesaj. Karşıdan gelen mesajı alıyorum. Subscribe olacak. Burada okuma işlemi yapacak. Çok da önemli değil. Onoff butonuna atıf yapacak. Burada alınan değeri yazacak. Char olarak da seri porta bunu yazdıracağız. Şimdi burada bizim artık yazacağımız kodlar gelecek. Let 2 diyoruz. Bakın bu string veri tipindeydi. İki tane parantez açtık. Char diyoruz. Bunu gelen byte'ı öncelikle char'a dönüştür. Hangi veri gelecek? Onoff button nokta lastRead metodu en son okunan değere alacağız burada. Zaten bakın şurada alıyordu. Char'a da dönüştürüyordu hatta. Şurası char olacak karakter. Sonra karakter formatında aldık. Bu gelen veriyi de tabi string'e çevirmiş olduk. Let 2'miz bizim string veri tipindendi. Sonra da diyeceğiz ki digital write parantez içerisinde D0 virgül let 2 nokta to int. Buradaki veriyi integer'a çevir diyeceğiz. 0 ya da 1 gelmesini bekliyoruz. Buradan PVM değeri de gelebilirdi. Artık kodları yükleyebiliriz. Bakalım yükleme işlemini başlatalım. Bir hatayla karşılaşacak mıyız bakalım. Evet, kodları yüklemeden son bir ayar yapalım. Şurayı da bir yapabiliriz. Çok önemli değil. Şu metodu yalnız şurada da çağırmamız gerekir. Şöyle. Bu olmayabilir. Ama bunun mutlaka olması lazım. Her ihtimale karşı ikisini de koyuyoruz. Şimdi kodları tekrar yükleyelim. Evet, yükleme işlemi başladı. Öncelikle seri port üzerinden kontrol sağlayacağım doğru bir şekilde bağlanmış mı diye. Bakın bulut sistemine bağlandı dedi. Geliyorum bulut sistemine. Benim burada bir tane toggle butonum var. Bastım bakın led yandı. Hemen seri porta bakalım. Bakın buradan bir değeri dönmüş.
tekrar basıyorum. Sıfır değeri dönmüş, LED'imi söndürdü. Bu şekilde uzaktan pin kontrolü sağlayabilirsiniz. Buraya bir röle bağlayıp uzaktan ışığı açıp kapayabilirsiniz. Ya da buradan fizlere girdikten sonra mesela, ya da bunu kapatalım, dashboard'a girelim doğrudan. Artık oradaki değeri nasıl int'e çevireceğimizi de gördük. Yeni bir bileşen ekleyelim. Create new block. Bakın mesela slider ekleyebiliriz denemenin içerisine. Başlangıç değeri 0, bitiş değeri PVM pinin 255 olduğuna göre 255 değerini verebiliriz. Step size'ını mesela 1 olarak ayarlayabiliriz. Her bir adımdaki değişim ne kadarlık fark yaratacak, bunu belirleyeceğiz. Test value da işte başlangıç kısmının, başlangıç değerinin kaç olmasını belirleyeceğiz. Bu şekilde de bir slider ekleyerek, bakın slider'ımız geldi. Şöyle edit'e alalım. Bunu da ekleyerek projenize işte PVM pin'i kullanımı sağlayabilirsiniz. Peki bu LED'i nasıl bir PWM pin'e dönüştürebiliriz? Yani uzaktan parlaklığını ayarlayabiliriz. Şimdi bu deneme isimli feed'i kullanalım. Biz dashboard'a gelelim. Buraya yeni bir blok oluşturalım. Bakın slider ekleyeceğiz. Bunu da deneme üzerinden yapacağız. İsmi önemli değil. Minimum değeri 0, maksimum değeri de 255 olsun. Bilindiği gibi PWM pinler 0-255 arasında değer alıyor. Buradaki her birimlik değişim de bize birer adımlık atlama yapsın. Yoksa işte onar onar 20'şer 20'şer mi yapmak istiyoruz? Onu buradan ayarlıyoruz. Başlangıç değeri de atıyorum 100'den başlasın. Çok da önemli değil. Create block dedik. Şimdi bloğumuz altta, bunu yukarı bir alalım. Edit diyelim buna. Zaten sıcaklık bloklarıyla işimiz bitmişti bizim. Şu da pasif olacak zaten. Save dedik. Kodlara geliyoruz. Kopyaladık. Yeni bir proje oluşturalım ve buraya yapıştıralım. Şimdi biz hangi feed'in içerisinde bu işlemi yapacağız? Deneme isimli feed'in içerisinde iniyoruz. Peki başka ne değişiklik yapacağız? Dijital değil de analog yazacağız. Analog write. Kodları yükleyebiliriz artık. Bakın şu an ya önceki örnekte ya LED'imiz maksimum parlaklıkta ya da sönük durumda çalışıyordu. Şimdi ise PWM kontrolünü sağlayacağız. Evet, yükleme işlemi başladı. Şimdi bakalım doğru bir şekilde işlemleri yaptık mı? Seri portu açtık. Bağlanmaya çalışıyor. Gerekirse bir defa reset atıyoruz. Evet. Hala bağlanamadı. Tekrar reset atalım. Evet, bulut sistemine bağlandı. Şimdi buraya geldik. Bakın sıfıra çektim, söndü. Parlaklığını birim birim arttırıyorum. Artık maksimum parlaklığa da ulaşmış oldu. Bakın gördüğünüz gibi bir slider ekleyip 1-2 satırda yaptığımız kod değişikliğiyle de kolay bir şekilde burayı kullanıyoruz. Tabi artık bu butonun bir işlevi yok. Neden? Çünkü buradaki feed'i kullanmadık. Biz feed'lerimizi değiştirdik. Feed olarak denemeyi eklemiş olduk. Birden fazla LED kullansaydık mesela, onun kontrolünü de ikinci bir feed'le yapabilirdik.